Kemoterapi sizi öldürür. Doğal yöntemler tedavi eder. Bu cümleyi duyduğunuz anda bilin ki bilimin dışına geçtiniz. Çünkü gerçek tablo çok farklı. Kemoterapisiz tedavi vaatlerine dikkat etmeniz lazım. Burada çok kritik bir noktaya değinmek istiyorum. Bazı merkezler veya kişiler ozon ve alkali diyette kanseri yok ederiz, sadece bitkisel kürlerle tümörleri tedavi ediyoruz gibi iddialarla ortaya çıkıyor. Bunların büyük bir çoğunluğunun bilimsel bir dayanağı yok. En büyük zararları ise sizi etkili tedavilerden uzaklaştırmaları. Siz tekrar onkoloğa döndüğünüzde hastalık artık çok ilerlemiş oluyor. Unutmayın, bilimsel olmayan tedavilerle zaman kaybetmek kanserin en sevdiği şeydir. Peki kemoterapi almadan tedavi olabilir miyim? Poliklinikte belki de en çok duyduğum sorulardan biri bu. Gelin bugün bu konuyu netleştirelim. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Serhat Demirer. Kanser tanısı alan birçok kişi aslında kanserden değil kemoterapiden korkuyor. Bazıları bu korku yüzünden tedavi reddediyor. Aslında öncelikle şunu belirteyim ki kanser tedavisi sadece kemoterapi demek değildir. Genel olarak 4 ana ayağımız var. Birincisi cerrahi, yani tümörün ameliyatla fiziksel olarak çıkarılması. İkincisi radyoterapi, yüksek enerjili ışınlarla bir çeşit tedavi şekli. Ve üçüncüsü ilaç tedavileri. Bunun içinde klasik kemoterapi, hormon tedavileri, hedefe yönelik akıllı ilaçlar ve immünoterapi dediğimiz kişinin kendi bağışıklık sistemini aktive ederek kanserle mücadele etmesini sağlayan ilaçlar mevcut. Yani aslında ilaç tedavisi dediğimiz şeyin içinde kemoterapi sadece bir parçası. Hangi durumlarda kemoterapisi tedavi seçenek derseniz, evet bazı kanserlerde kemoterapisi tedavi gerçekten mümkün. Mesela erken evre, hormon pozitif, düşük riskli meme kanserlerinde ameliyat sonrası radyoterapi ve uzun süreli hormon tedavisiyle hiçbir kemoterapi vermediğimiz hastalar oluyor. Yine prostat kanserinde bazı hastalarda ameliyat veya radyoterapiden sonra sadece hormon tedavisiyle takip edilebiliyor. Tiroid ve bazı cilt kanserlerde ise iyi planlanmış bir cerrahi ve gerektiğinde radyoterapi çoğu zaman yeterli olabiliyor. Ayrıca bazı akciğer, meme, böbrek, melanom ve daha birçok kanser türünde belirli mutasyonları taşıyorsa hedefe yönelik akıllı ilaçlar veya immünoterapiyle kemoterapisiz tedavi mümkün olabiliyor. Yani evet, bazı hastalar hiç klasik kemoterapi almadan tedavi edilebiliyor. Ama bu tamamen tümörün tipine, evresine ve biyolojik özelliklerine bağlı. Peki kemoterapi ne zaman hala vazgeçilmez? Çok hızlı büyüyen tümörlerde, genç yaşta görülen ve yaygın evreye ulaşmış bazı kanserlerde kemoterapi hala can kurtarıcı bir tedavi. Örneğin bazı lenfomalar, lösemiler ve testis kanserlerinde doğru planlanmış bir kemoterapiyle hastalar tamamen iyileşebiliyor. Yani kemoterapi her zaman korkulacak, zararlı değil, doğru hastada, doğru dozda ve doğru sürede kullanıldığında hayat kurtaran çok güçlü bir ilaç. Özetle evet, bazı hastalarda kemoterapisiz tedavi mümkün ve bazı hastalarda ise kemoterapi hala en güçlü, hatta tek gerçek şans. Önemli olan komple kemoterapi reddi değil, sizin kanserinize özel olan en doğru tedavi kombinasyonunu bulmak. Lütfen şu soruyu kendinize sorun. Ben internetteki yorumlara göre mi, yoksa kendi onkoloğumla birlikte bilimsel verilere göre mi karar vereceğim? Eğer bu video kafanızdaki soru işaretlerinin bir kısmını bile azalttıysa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda kendi sorularınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.